Evet. Ömür Gedik'le ilgili elimde bazı videolar var, görelim. Geçmişini silemezsin Ömür Gedik. Kliplerinde hep sıfır mimik, minimum hareket prensibiyle oynamıştın. Ta ki son klibin Hey 15'liye dek. Bu klipte yer yer gülümsemeye yakınsayan belli belirsiz kas hareketleri tespit ettik, sevindik. Fistan aldım endazesi 17'ye. Aslan yârim senin adın. Şarkı söylerken mutlaka kameradan daha ilginç bir şey buluyor, ona bakıyordum. Objektif fobisi gibi bir şey olsa gerekti bu. Sevdiğini söylemesen, ben de bunu hiç bilmesem, yaz dinlemez yar bana kar. Neyse ki sonraları biraz zorlanarak da olsa kameraya daha uzun süreli bakışlar atabilmeye başladın. Kurtulam derinizden, yeşil başördek olsam, içmem gönlünüzden. Bir klibinde beyefendiye içecek ikram ederken arkadaki televizyonda beliren suret dikkatimizi çekti. Gerçek aşkla derdin nedir ki? Ve senin sayende şarkıcılar ikiye ayrıldı. Ömür Gedik'le düet yapanlar ve yapacak olanlar. Gel gibi. Ömür Gedik, geçmişini silemezsin. Bildiğiniz gibi Ömür Gedik'in Hey 15'li, yani 1915'te doğanlar. Çok güzel ve şarkı ama ya. Çok güzel. Muhteşem çok güzel şarkı. Fakat pop mu söyle, ne yaptın onu? Biraz Balkan, biraz rock. Aslında o ağıt biliyorsunuz. Evet. Yok evet, işte oradan ama yıllar yılı bu söz konusu olmuştur. Hey 15'li her yorumlanışında bir eller çırpılır. Eller çırpılmıştır. Çünkü nefis bir melodidir. Farklı tempolarda söylemeye çok müsait bir türküdür. Dolayısıyla ben bu konuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Yani evet, bunun bir trajik bir durumdan çıkan bir türkü olduğunu hepimiz biliyoruz orijininde. Ancak türkünün ritmik yapısı aslında oynamaya çok müsait. Yaptırıyor evet. Yani. O yüzden de hani bu türküyü bir yerlerde dinlerken insanların oynamasına kızanlara da ben çok kızıyorum. Çünkü orijini böyle. Evet. Biraz oynatıyor. Şimdi bazen şarkılarda ya da şarkıların melodilerinde aslında hareketli bir şarkıda insanları ağlatabilir. Tabii ki. Tempo değildir söz konusu. İlla ağır İçinde tempo. İçinde o acıyı yaşayabilirsin. Çok eğleniyoruz. Çok, evet. Ama Ömür de çok güzel açıklamalar yaptı. Muhakkak, köşesinde de yazdı tabii bunu. Ki. Ve bu konuya ne kadar saygılı olduğunu, bilinçsiz bir şekilde yapmadığını, gayet bilinçli olduğunu defaatle açıkladı. Ben sadece hani alakalı olduğumu için böyle bir giriş yapmak istedim ya, araya girdim. Kusura bakmayın. Yok, teşekkür ederim. Şimdi halk müziği konusunda uzman bir insan değilim. Elbette. Remix değil, yeni bir düzenleme yapıldı. Daha modern, daha batıya yönelik. Ki Hey 15'li şarkısı Cem Yılmaz'ın sesinden Son Umut filminde izledikten sonra zaten ben karar verdim. Sonuçta yüzü aşkın ülkede de birkaç ay içinde vizyona girecek. Hey 15'li herkes bir modern ve batıya yüzü dönük bir versiyonu olsun da istedik. Ama sonradan özellikle Tokatlı profesörler de en son söylediğine göre bu aslan yarim o kısmı, hani hakikaten hareketli dediğimiz kısmı canlı söyleyecek. Tokat hadi. Yöresinde pek çok türkünün zaten ben melodisi. Ben Tokat geçmişim olduğu için evet yani ve bir ağıt evet Orhan dediği gibi hakikaten trajik bir öykü ama bir ağıt olarak değil, o yörede de özellikle askere giderken Hey 15'li 15'li onu söyleyeceğim. Hadi şimdi söyler misin? Söyleyeyim Tokat mi? Yolunda. Yani, evet. Hanımlar beyler Ömür Gedik. Yeni yer. Yok yeni yeri açabilir misin? Onun düğmesini. Nereden açılıyor bu? Kapattın mı açtı mı? Tamam. Açık galiba. Biz bugün senin şahane orkestranla bir provada yapıyoruz.